Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım, bir tanelerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Kafayı da böyle kaldırıyorum. İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Anamla işten geldik. Bugün anne kız günü, parti veriyoruz evde. Kocalar yok. Babam 4-12'ye gitti. Barış da abimle beraber öbür otele gitti. 10-11 gibi gelecek. Bugün iş çıkışı, işten çıktık, anama geldik. Gel dedim anne ya. Boş ver, öldük bittik. Aynen. Akşama kadar. Bugün dedim dışarıdan söyleyelim. İki kişiyiz nasıl olsa dedim. Yemek siparişi verdik. Durun arka kamerayı alayım. Hemen göstereyim canlarım. Pide söyledik şöyle birer tane. Bir de kaşarlı Hatay soslu döner söyledik. Kolamız da var. Daha ne olsun, Allah bin bereket versin. Bize de afiyet olsun. Şu karnımızı doyuralım. Sonra günümüze devam edelim. Değil mi Kadek? Evet. Hadi bize afiyet olsun. Kadek ne yapıyorsun? Bu kimin telefonu? Kimin telefonu? Bu senin telefonun. Nasıl ettin bunu sen? O senin telefonun. Sen benim videomu izliyorsun. Bu da benim telefonum. Ne yapıyorsun? Ha, doğru. Devrilen yandı akımı biraz. Uykun geldi çünkü. Aynen. Yanışkalarım, bir tanelerim. Saat şu an 9.30. Anne onu durdurur musun? Saat 9.30. Anamın uykusu geldi bile. Gözler gidiyor. Her an uyuyabilir. Ama ben asla ve asla uyuyamam. Çünkü evin her yerinde kertenkele dolu. Yemin ederim. Vallahi da billahi. Kanalımı blokta izleyin. Annemin blokta izleyin. Çıldırdık. Kanalın adı ne anne? Şöyle çıldırdık görünce. Kanalın adı ne? Mehmet Kader Alparslan'ın Doğal Köy Hayatı. Sen yine bana bir oyun oynayalım. Vallahi. Her yerde kertenkele kovaladık ya. Sen yine bana bir oyun çeviriyorsun. Yemin ederim ya. Neyse. Başımıza bugün gelmeyen kalmadı, biliyor musunuz? Dedik ki bugün ana kız günü yapak dedik. Size de çektik ya zaten pideleri, dönerleri falan. Neyse, güzelce iyi olduk. Firma adı söylemeden konuşayım. En başına söyledim mi acaba? İnşallah söylememişimdir. Dava açalım. Zaten lazer makinesinden dolayı davalığım, hala sonuç belli değil. Bir de bundan davalık olmayayım ama aslında malazın onları nasıl? Ben davaya vermeyeyim. Kusura bakmasın, aslında onları ben davaya vermeyeyim. Benim teperin tasını attırmasın Nadine. Çünkü tam yiyorduk, anamın pidesinden tak diye böyle taş gibi bir şey düştü. Ama taş değil. Taş değil. Ya böyle bir şey olabilir mi? Tam da dedim ki kalbime, gönlüme göre bir pide kızarmış. Ne kadar güzel dedim. Bol etli. Nasıl gösterebilir? Videoyu da çektin mi sen onu? Ya onu çekmedim. Çektin. Oraya gönderdik ya. Onu oraya yolladık. Kısacık bir video. Canlar, bir şey düştü anamın pidesinden. Bana da, benim de midem bulanmasın diye çaktırmamaya çalışıyor yani yemem diye. Ay, konuşamadım. Neyse, sonra bir baktık. Ben de fark ettim, baktım anam pide yemiyor. Anam bile yemiyorsa dedim bunda bir şey var. İnsan evladına bari söyler de yedirmez değil mi? Kendi yemiyor. Kendi yemiyor, evladına yediriyor. Fareli, fare boklu pideyi. Tövbe yarabbim. Anne, alarmın çalıyor. 9.30'da ne alarmı? Bu saatte niye alarm kurdun? Artık yat diyor. Yatma saati için mi kurdun? Millet kalkmak için kurar. Sen yatmak için mi kuruyorsun? Ama 10 olsa iyi olmaz mı? Saat 10, yatağa gon misali. Yok, 9'da yeter mi? Ama ayaktasın. Uykun geldi, hala tatlı yiyor kapında. Bakma, pek güzelmiş. Bir daha bir verelim. Ne yaptık? Kemal Paşa mı? Evet. Kendin mi yaptın? Evet. Bakayım mı? Bak, yapış yapış niye görünüyor? Ya fazla bekletmişim. Eriyim. Eriyim. Neyse canlarım işte. Sen de yesene. Onu yiyorduk, tamam mı? Sabaha koyayım mı sen? Onu yiyorduk. İşte öyle bir şey oldu. Anam da şey yapmadı. Neyse. Sonra anne neydi o sence? Ay sus. Neydi sence o? Sen anlat. Geç. Söylemek istemiyorum. Ben ama söyledim ama. Hadi. Doğru söylüyorum. Fare pisliği.
Emin misin ama günahını da almayak milletin. Net öyle görünüyor ama. Emin kurumuş değil. Fare pisliği diyelim. Fare boku dedim, affedersiniz. Kurumuş fare pisliği. Öyle ben mi? Öyle sandım görünce. Vallahi inceledik baktık bu ne ki diye. Ondan sonra internetten Google'a fare kurumuş fare pisliği yazdım. Tıpa tıp karşılaştırdım aynısı. Ondan sonra hemen anam dayanamadı. Gelen kişi, getiren kişiyi aradık. Böyle böyle durum dedik. Hatta fotoğrafını atacağız dedik. Fotoğrafını attık. Kısa videosunu da çektik. Tabii canım kusura bakmayın özür dileriz dedi. Ama dedi asla dedi fare boku dedi olmasının imkanı yok. Çünkü dedi bizim malzemelerimiz soğuk hava deposunda. Böyle bir şey olamaz. Ancak şöyle olmuş olabilir. Ama fırınımız şüphe. Ne dedi? Taşkort. Anne bir dur bir datlıyı. Şey fırını, ne fırını? Gördüler datlıyı. Dur ne fırını dedi o ya? Annem birinde öyle fırını vardı dedin ya. Neydi o? Köy fırını da. Anamın uykusu geldi. Taş fırın mı? Hayır hayır. Şey dedi ya. Ne fırınıydı o kız? Neyse bir fırın işte. Ne fırınıydı o ya? O fırında olduğu için hamur taşı çekmiştir dedi. Karşı taraf ustasına göstermiş. Ustası da böyle bir açıklama yapmış. Ya köy fırına bakmayın dedi. Yapılmamış şekil oluyor ya. Öyle. Onun adı var da bilemedim. Kız ses geldi bir yerden ya. Bak kime? Değil mi? Sen duydun mu? Evet. Kız beni de korkutma. Ben kız o kadar babam gececi oldu. Hiç korkmadım. Ne oluyor ki böyle? Şuradan geldim. Ses geldi ama. Korkma ya bir şey. Devam et. Ya ben evime gitmek istiyorum ya. Ben kocacığıma kavuşmak, evime gitmek istiyorum. Devam ki hakime. Hayır odaya bir şey olsa kim kurtaracak? Mekatayı yataktan kalkana kadar. Kulağı duyana kadar Mekatayı. Hayır Mekatayım da çıktım eme. Neyse. Duyalım. Ben şurada izleyen televizyonu kapat. Vallahi korktum bir ses geliyor da. Neyse işte dedi işte açıklama yaptı. Böyle böyle olmuştur ondandır falan diye. Kusura bakmayın dedi. Biz de siz kusura bakmayın dedik artık. Öylelikle konuyu kapattık ama tabii ki de midemiz almadı açıkçası artık. Yiyemedik. Hala duruyor pidem vallahi bakın. Kediye mediye veririz diye atmadık çöpe de ama göstereceğim size. Aha da bakın görüyor musunuz? Pideler duruyor. Valla çok da güzeldi. Hala mis gibi kokuyor. Anam bu döneri çok sevmedi. O yüzden yemedi. O şeyden sonra da ben zaten yiyemem artık. O olsa da olmasa da aklımıza bir şüphe düştü ya. Yiyemem yani artık. Anlayacağımız. Öyle oldu. Ondan sonra çatıya çıktık. Çatıda anamın saçlarını boyadık. Boyadım yani. Annemin saçlarını boyadım. Oradan onun saçlarını falan yıkadı. Yarım saat falan saçlarıyla uğraştım. Çok beyazlamış. Bu arada benim de beyazlarım çıkmış hep buralardan. Annem söyledi. Arkadaşlar da söyledi. Beyazlarım çıkmış. Vay anam vay. Acaba otelden mi geliyor anne müzik? Ne bileyim. Neyse canım arkadaşım Beyza'cım da bana çikolata almış. İkimize almış. Beraber kahve saatinde yeriz diye. Ama ve lakin kahve saatinde birleşemedik. Çünkü ben bugün misafir baktım canlarım. Sonunda misafirlerimiz geldi. Misafirlerime baktım. Tam tamına 12 tane misafirim vardı. Ve bugün de giriş falan oldu. Yarına daha çok olacak yani misafirim. Misafir baktım. Beyza arkadaşım da başka bir yerdeydi. Saçlarım dolanmış çok kötü. Başka bir yerdeydi. O yüzden buluşamadık. Akşamüstü de bana verdi çikolatayı. Canım benim teşekkür ederim. Kesesine bereket. Öyle. Bugün de camlar bir tanelerim. İlk odalarıma girdim. İlk bahşişimi sizinle paylaşacağım. Ne kadar aldığımı. Bugünkü bahşişim bunlar. 1 euro burada, 1 euro da burada. Etti sana 2 euro. Allah bin bereket versin. Allah'ım devamını getirsin inşallah. İlk bahşişimi açtım. Sezonu açtım. Yere attım. Allah'ım dedim devamını getirsin inşallah. Geri aldım. Öyle bir şey var ya anam hep der yap diye.
Allah'ım daha çok versin. Güzel bir sezon olsun. Hayırlı uğurlu olsun yani. Öyle çok konuştum. 8,5 ay 9 dakika olendir. Barış'ın gelmesini bekliyorum işte. Anne kızgın yapak dedik de. Biraz yaptık. Türk kahvesi falan içtik. Niye çekmedim? Unuttum ben video başlattığımı. O yüzden çekmemişim. Neyse artık yapacak bir şey yok. Şarjım da az kaldı. Barış'ın gelmesini bekliyorum. Bu videoya da yarın devam ederim büyük ihtimalle. Yarın otelde görüşürüz. Hop, oteldeyiz canlarım. Şimdi saat kaça geldi ya? Saat 2'ye geldi. Koştur 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 odalarımı yaptım. 4 odam kaldı. 4'ü de DNA'de şu an. Onlar temizliğe yakarsa temizlik yapacağım. Yakmazlarsa yapmayacağım. O zamana kadar annemin yanına çıkayım ona yardım edeyim dedim. Gitmeden de size göstereyim. Bugün bu odalardan topladığım bardaklar. Gerçekten o kadar çok yoruldum ki. Şuna bakın. Daha bir de burada da var. Tabii daha bu hiçbir şey. Bakalım daha neler 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 göreceğiz. Oy, odalarım full dolu. 22 odanın 22'si de dolu canlarım. Hepsi. Canlarım annem hiç boş durmuyor. Devamlı video, devamlı video. Devamlı video. Her dakika arada video. Her dakika ve hayat hikayesini anlatıyor. Gerçekten hayat hikayesini anlatıyor Kadek. Bir de beni zorla kameraya alıyor. Ben canım istediğine çıkmak istiyorum. Kolyem nasıl bu arada? Siz kolyemi gördünüz mü? Annemle aldık Manavgat'a gittiğimizde. Daha doğrusu anamın hediyesi bana bu. Anne senin kolyeni de gösterelim mi? Benim bir vardı arkadaşlar biliyorsa daha önce değil mi hakime? Böyle değildi ama başka bir şeydi. Dur şöyle. Ona cirnime taktım. Böyle. O nasıl yolcu bir şeydi? Şeklinde. Önceki nasıl çelik, bir şeydi? Çelik. Annemin zinciri daha kalın. Benimki ince zincir tercih ettim ben. Şimdilik iyi inşallah kopmaz. Bugün full taktım bir şey olmadı. Al sen ben gidip bu yandan sen o yandan. Ay daha ben oradan kirli ne olacağım. Hadi. Çamaşır listeni al görün. Asansörün oraya gibi gel tamam mı? Görüşürüz arkadaşlar. Asansörün oraya gel. Tamam. Beni al. Bir şey olmadı. Şöyle bakın. Bugünü de bitirdik çok şükür. Annem odalarına da yardım ettim. Orayı da bitirdik. Vallahi çok yoğun bir sezon ya. Bilmiyorum ne yapacağız. Hop, bir evdeyim, bir oteldeyim. Tekrar evdeyim. Vallahi zaman çabuk geçiyor. Şimdi annemgilin kapısının önündeyim. Anahtarı unutmuşum almayı annemden de. Neyse anam dedi ki hadi gelin dedi bize gidelim. Dondurma falan yiyelim, bir şeyler yiyelim dedi. İyi tamam dedim. Biz de arabayla gelmedik. Motorla geldiğimiz için anamı alamadık. Şimdi Barış beni buraya bıraktı. Annemi almaya gitti motorla tekrardan. Onu da getirecek. Annemgilde birazcık duracağız. Sonra eve geçeceğiz canlarım. Bugün de bitirdik çok şükür. 22 odamın 22'si de dolu bu arada. Full full dolu. Yarın bir tane çıkışım var. Hadi o neyse de pazar günü 10 çıkışım var. Şaka gibi ama gerçek 10 tane. Şimdiden beni böyle sardı korkulu şeyler nasıl yapacağım ne edeceğim ne yapacağım diye kafamda bin bir türlü şey kuruyorum. O gün de atlatırız o da biter bitti bitti ablalarım derim hatta sezon da biter de işte insan ister istemez takıyor yani. Öyle bugün bu şekilde giyindim turuncu tişörtümü giydim şu siyah pantolonumu yeni aldım canlarım. Dün Manavgat'tan aldım o kadar güzel ki o kadar. Acayip derecede rahat. Şöyle göstereyim size. Şurada böyle belli lastikli. Şu şekilde. Şuralarında da modeli var. Pamuklu mu derler buna? Pamuklu, hayır pamuklu değil. Neydi ya? Keten gibi. Yumuşacık. Böyle çok güzel. Çok rahat. Acayip esnek. Ay bu zamana kadar böyle şeyler niye almamışım diyorum. Gidip dar paça falan alacağımı. Bu efsane rahat. İyi ki ama iyi ki almışım diyorum. Dün Manavgat'a gittiğimizde denedim işte ben bunu. Çok hoşuma gitti. Alsam mı almasam mı dedim. Al hakime dedim. İyi ki de almışım. Almasaydım eğer
Kesinlikle pişman olacakmışım. Keşke alsaymışım diyecekmişim. İyi ki de almışım yani. 350 TL'ydi fiyatı da bu arada. Yüksek bel diye geçiyor bu. Likralı yüksek bel. Cuk diye oturdu yani. O kadar güzel. Bir de bir tane daha tişört aldım. Kırmızı. Şurası böyle desenli falan. Onu giymedim ama bunun üstüne. Geldiler galiba. Durun bakalım. Kimler gelmiş? Niye demedin sen? Anahtarı ben verirdim. Demem mi gerekiyor? Sen demedin mi bize gidek diye? Ne zor bu? Bize gidek demedin mi? Uçak gibi uçtuk. Bize gidek demedin mi? Dedim dedim. Anahtar demedin. Kapıda bekletiyorsun yarım saatte bizi. İşte anahtarı unuttum ben hakime kız. Doğru diyorsun ha. Neyse artık. Anahtarı unuttum anahtarı. Bu aşamanı da annem yeni aldı. Ay. Değil mi kaç? Yeni aldım 82'den. Ben de bunu Cadde City var. Cadde City'den aldım. Kaç beden biliyorsunuz mu? 2X large. Aa, kim olmamış kız? Süper. Kapıyı aynen bir açalım anne ya. Uf. Kapıyı açalım bir. Vallahi bekliyoruz bir saatte. Ay Barış Allah razı olsun annem. Hemen pıyt gelemedik biliyor musun? Anne kertenkele düştü yine. Gene mi? Nereye düştü kız? Yere. Aman iyi. Neyse bağırmayacağım bu sefer. Sonuçta dışarıda. Aşkım indi bir de. Sonuçta dışarıda. Gidelim bari. Ay, geldik eve. Sen de meyvana verir misin canım? Ben buraya oturacağım ya. Yok. Annesin var. Ben senin var ya. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz canlarım? Ne yapıyoruz? Yemek hazırlıyoruz. Börek varmış. Börek ısıtacak. Annem biraz bağırıyorum çünkü müziği bastırayım diye. Yanına bir salata yapacağız. Ve Barış Kazım 2 dakika hemen gitti geldi kasaba tavuk istedim ondan. Dedim ki tavuk göğsü getir. Bunu Elif'in güncesini biliyorsunuzdur. Sercan ablanın yorumunu da görmüştüm orada tavuğun tarifini verir misin diye. Tavuk kızartma yapacağız. Canlar bir güzel tavuklarımı doğradım. Böyle küp küp biraz irili büyük büyük doğradım. Ondan sonra şimdi mühürleyip suyunu salmasını bekleyeceğim. Suyunu salıp suyunu da çektikten sonra bu iş tamam. Sonra kızartmaya geçeceğiz. Evet canlarım tavuğumu şöyle göstereyim size. Gelin. Gelin gelin gelin. Güzel mühürledim. Mühürledikten sonra suyunu saldı. Birazcık böyle kısık ateşte bekletiyorum. Daha sonra pişerken dedim ki hemen yanına bir salata. Neredesin kardeş? Buradayım. Hemen buradayız. Yanına bir salata yapalım. Güzel olur. Hakim o yeşillikler ne kenarındaki? Onlar yaprak. Aman eline dikkat et. Yaprak. Asmamızın yaprakları maşallah. Pek güzel olmuş canına. Bir göstersen onlardaki. Şöyle bir elin al. Şu an salata yapıyorum ya hani kadekciğim. Evet, tamam canım. Kusura bakma. Hı. Pek güzel. Biber sevmiyorum aslında ben salatada ya. Yarısını doğru o zaman. Neyse artık. Neyse artık koymuşsun mecbur. Doğrayalım. Ay benim kamera yine başka yere bakıyormuş. Bir de bu işi de biliyorsun aslında. Neden? Ya mesela. Bana gelince yapıyorsun yok. Sen. Yok. Böyle hayır. Koymuşum şöyle. Ha, seni görüyor değil mi? Ben başka bir işe yönelmişim. Şöyle mesela şu tarafa doğru yöneldim. Ama kamera başka bir yere doğru yönelmiş. Aman neyse işte anladınız. Ay. Vallahi. Hey hey. Şöyle vallahi hiç minik minik uğraşmıyorum ha. Ayakta duracak halimiz yok ya. O ya sonuçta ya. İşten geldik. Zaten yorulmuşuz. Acil yemek lazım de. Yani. Hemen azıcık 3-5 tane. Sabahat Hanım kulakları için ne yazacağım? Şey Albay'ın eşi. O iri iri doğradı salatayı. Ne güzel olurdu ya. Bayılırdım salatasını onun ben. Ama o daha büyük. Daha büyük doğradı o. Aynen. Mesela atıyorum şöyle şöyle. Maydanoz falan yapardı gibi. İçine hakimeye. Çok güzel oldu. Bol zeytinyağlı. Öyle yapardı. Ben de yaptığımı minik minik yapmak onlara da gidip geldiğimiz ama şu an minik minikle uğraşmayacağım. Normalde minik minik yaparım. Eski iş yerimizde site yönetimindeydi Sebahat Hanım. Sizlere de çektim ya Sefa sitesini. Çektik ya orası.
hakime nasıl geçti günün? İdare eder. Nasıl geçti işte. Her gün aynı. Stres, sıkıntı, yorucu. Aslında ama olmayacaksın stres ya. Diyelim ama elinde değil. Koridorlarda barın barın bağıran kim acaba? Ay çıktım katıma çıktım kat arabam yok. Nereye çekiyorum bir bakayım. Bak salata yapıyorum oraya çekiyorum. Tavuğum suyunu salmışım. Köpürmüş tavuğum. Ne oldu buna? Normal mi sizce canlar? Bence hava almamış ondan. Normal tabii canım. Deli yok galiba bunun. Var. Ama nedense. Tamam şimdi saldı ya. Şimdi bak her yeri görüyor musun bilmiyorum. Her yer su. Görüyoruz. Görüyor musun? Görüyoruz şimdi, zaten. Suyunu güzelce çekmesi çok için güzel. Altını açacağım. Kapağı da açık kalacak. Tamam. Bu böyle olacak. Sonra kızartma aşamasına geçeceğiz. Bakın benim kaşık deforme olmuş burası canına. Deforme olmuş bak. Bence ilk aldığında öyleymiştir. Git. Olabilir. Öyle miydik acaba? Biraz onlarda sıkıntı vardı ya. Neyse. Makineye attın mı? Attım. Belki makineden makine olabilir. Mi yaptık acaba? Olabilir. Babam da yok bugün. 4.12 artık. Bıçak da kör birazcık da. Ya iş konuları bitmez ya. En iyisi hiç girmeyeyim. Zaten hep muhabbetimiz, konumuz iş. İş. Hep iş. Ama işinle karnımız doyuyor. Ne yapalım? Değil mi? Yani. Ama belki de arkadaşlar sıkarız dedim. Bence yeter zaten. Ha? Ne dersin? Yeter. Boş ver hadi. Yeter. Şu suyundan da dökelim. Bir tane daha mı yapayım? Hakim seni böyle yüksek çekimden çeken kız. Ay. Hadi bir domates daha yapacağım. Tamam. Doğru bakalım. Kafa kamerası olsa diyordum. Hep kafa kamerası da böyle mi çeker ki acaba? Tokamı çek, tokamı. Tokanı görem kız. Kime? Aa, görükmüyor. Işığı yakan mı bir? Siyah yoldan mı? Dur, ışığı yakan bir görünmedi. Hah, dur. Tokayı gören bir yandan. Salatamız hazır. Dursana Hakime, görükmüyor kız. Kız dur bir. He. Bir görelim yakından. Geç. Hala göremedik ki. Ha. Kadife gibi bak, kadife. Çok güzel. Büyük ama o. Büyük bir toka. Şimdi bu suyunu çektim, hemen kızartacağız. Evet. Buradaki ne anne? O tuzlu su. Eski tencereye, hani yeniye koyarsam deler diye. Eski pap tencerem benim o. Pap patlatıyorum. Ama mısır patlatma işte. Biraz kibar olayım ya. Mısır patlatma tenceresinde tuzlu su. Salamura yapacağım. Bak nasıl bölündü, gördün mü? Haşlanıyor yani resmen şu an, anladın mı? Sonra yağ falan hiç katmadım. Yağını falan sonra katacağız. Tamamdır. Bunları da hep babam toplamış. Evet. Biz işteyken şuna bakın, bir dünya. İşte ben yeşil yeşil. Oh oh oh. Bir turunu. Para gibi. Bir turunu aynı böyle toplamış Hakime. Anne. He. Paralar. Aynen kız, deste değil mi? Vallahi güzel. Bak bir turunu böyle yaptım tuzlu suya. Akşamdan beklettim. Ha, bir tur öyle yaptım. Bidonladım. Bir tur daha olacak. Ona koydum işte o tuzlu suyu da ben. Anladınız canlarım. Ay pek güzel ya. Yumuşacık, bayıldım ya. Çok güzel. Bu da hazır. Tamamdır. Evet, baharatlarımı kattım. Birazcık toz biber, birazcık hafif pul biber, hafif birazcık karabiber. Daha sonra tuzumu ilave ettim. Önce yağlarımı bu arada, hem sıvı yağ hem birazcık da tereyağı ile kavurdum tekrar. Sonra da saydığım baharatlarımı ilave ettim. Tamam. Böyle soteleyerek kızartacağım bunu. Tamam tabii. Sonra hazır. Başka tamam. Bir şey yok, bitti. Evet, soframız hazır canlarım. Hemen tavuğumu göstereyim size. Nar gibi oldu, kızardı. Çok çok güzel oldu. Salatamız hazır zaten. Böreği de annem ısıttı tost makinesinde. Çayımız da hazır. Bize afiyet olsun canlarım. Birazdan görüşürüz. Barış yine bildiğiniz gibi kuruluş izliyor. Kuruluş mu? İsimsizler mi? Ah, şaşırttın bizi Barış bu sefer. Ay şu son zamanlarda da hudutsuz sevdaya sardım. Fikret ölüyor ya Barış yine. Vuruyordu Tamer. Fikret'le yanındakini vuruyordu. Kardeşinin kocasını. O tuzak. Kuru sıkıyı mı şey yaptılar? Tuzak.
Bir şeyler dönüyor. Anam da izliyormuş ve Halil İbrahim'den nefret ediyor. Evet, yine bir gorip kollamadı. Başka kadın getirdi önce işte. Ceylan'ı getti. Olmadı yani. Barış yok. Annem demek ki detaylı izlemiyor. Detaylı izledim, baştan izledim, izlemek istemiyorum artık. Neyse canlarım, bize afiyet olsun. Görüşürüz. Ve yine bir köşeye bak. Anne kafama mı düştü yoksa? Hayır, yok yok. Bak orada. Anne ya. Bunlardan kurtuluş yok kız. İlacı var mı? Canlar yazın ya. Bunun ilacı var mı ki ya? Kelerin mi? He, ne bunlar? Keler mi? Ben de bilmiyorum adını. Gerçek. Keler. Nerede? Ne bunlar ya? İkisi de hadi duvarda lan. İki saniye edile. Bak bak gördün mü ha? Evet. Merdiven üstü bura. Vay Allah'ım ya Rabbim ya. Bak bak yukarı çıkıyor. Yarasıyor Allah. Ay, neyse. Bir çay içelim dedik şurada. Acayip esiyor ama. Neyse. Bir çay keyfi yapacağız. Canlarım size de burada veda ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Öpüyorum kocaman sizleri. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Hakime Yuva'nın kanalında kalın. Görüşürüz canlarım.